Survivor'ın topluma olumsuz etkilerini halkımıza soracağız. Acun Ilıca'nın en büyük gelir kapısı olan Survivor yarışması yeniden ekranlara geldi. Skandal görüntülere sahne olan sözde yarışmayla toplumda ahlaki dejenerasyon kapısı açılıyor, bir nevi toplum ahlakı dinamitleniyor. Peki halkımız bu konu hakkında neler düşünüyor? Gelin hep birlikte halkın sesine kulak verelim. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Survivor izliyor musunuz? Efendim? Survivor. Hayır, ne işim olur? Toplum ahlaklarına aykırı olduğu için ben izlemiyorum ve aileme de izletmem onu. Peki Survivor'da şiddet ve küfür içeren bazı cümleler oluyor. Bunlar da psikolojik bir savaşa neden oluyor. Bunlarla ilgili neler söylüyorsunuz? Yani çocuklarımıza örnek olacakları yerde ayak bağlar oluyor. Ben öyle görüyorum. Yani aile ve bizim ahlakımıza ters olan bir iş bu. Rütü'ye en çok şikayet edilen programlar arasında yer alıyor Survivor. Buna rağmen hala izleniyor. Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? O hükümetin sorunu, bizim sorunumuz değil. Yani siyasilerin sorunu. Onların bir şeyler yapması lazım. Halkın değil yani. Teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Survivor izliyor musunuz? Evet. Survivor ahlaki değerlerimize zarar veriyor mu? Biraz argo şeyler oluyor. Ne gibi? Yani şimdi bu mesela son elenme mevzusu oldu ya. Neydi arkadaşımızın ismi? Çağrı. Çağrı Bey'i bu şekilde görmek istemezdik mesela. Bence biraz fazla üzücü, ezici oldu gibi geldi bana. Gerçi de onun hani orada yaptığı bazı ahlak dışı şeyler olabilir ama Acun Bey'in bu şekilde değil de direkt hani elendiniz deseydi, direkt gönderseydi de biz de bu durumları izlememiş olsaydık da bu yorumu yapmamış olsaydık daha iyi olurdu bence. Survivor'da argo ve küfürlü sözcükler var. Bunlar da bir psikolojik saldırıya sebep oluyor. Onlarla ilgili düşünceniz neydi? Ya aslında ya şimdi biz ne dersek diyelim hepimiz, herkes bu yarışmayı izliyor zaten. Düzeyinde koruduğunu düşünüyorum. Acun Bey'in hani sonuçta akıllı zeki bir insan, ne yaptığını bilen bir insan. Yani o konuda çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Çünkü evimizi gerçekten şenlendiren, hani bizi en çok televizyona bağlayan kanalı TV8. Ama dediğim gibi bu son şey keşke olmasaydı, yani bu şekil olmasaydı. Çağrı Bey'in o şekilde izleyip görmeseydik daha hoş olurdu bence. Rütü'ye en çok şikayet edilen programlar arasında yer alıyor Survivor. Buna rağmen hala izleniyor. Bununla ilgili düşünceleriniz neler? Onunla ilgili bir bilgim olmadığı için. Pandemi peki ne açıdan yani bu Rütü'ye şikayet edilmesi? Argo ve küfürler. Aslında öyle bir şey varsa bence Acun Bey buna bir el atar. Yani belki bazı şeyleri daha da keserek yayınlar. Onun bir önlemini alır bence, yani bir şekilde düzeltir diye düşünüyorum. Teşekkürler. Sizin düşünceleriniz var mı? Babamın anlattığı ne su aslında. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Survivor izliyor musunuz? Survivor. İzlemiyorum, yok. İzlemiyorum. Survivor ahlaki değerlerden uzak bir toplum mu hedefli? Ahlaki değerlerimizi bozuyor mu sizce? Hayır. Neden bozsun? Bozmuyor. Survivor'da argo ve küfür içeren sözcükler var. Bunlar da bir psikolojik saldırıya neden oluyor. Bunlarla ilgili neler düşünüyorsunuz? Vallahi bizim toplumumuz alışkın bu durumlara. Hiçbir şey sakınca görmüyorum. Bizim toplumumuz, genelimiz öyle zaten. Rütü en çok şikayet edilen programlar arasında yer alıyor. Buna rağmen hala izleniyor. Bunlarla ilgili düşünceleriniz neler? Bence izlensin bir ne diyeyim. Adrenalin sonuçta izlensin diyorum. Yani Türkiye'nin sonuçta bir tek bir Survivor bir şeyi var, yani yarışması izlensin diyorum. Toplumumuz YouTube var, internet var. Ona kaldıysa. Bu şekilde görüyor yani her yerden çocuk, mesela çocuklar görüyor. Küfür öğrenecek olsa YouTube'dan, Instagram, sosyal platformlardan her yerden öğrenir. Evet. Yani ben böyle düşünüyorum. Tek Survivor oldu, ahlak bozuldu değil. Daha önce de ahlakını bozan, kendini bozan zaten bozuyor. İçinde olacak yani. Aile insanın bozuyor bir kere çocukların ahlakını. Aile önemli. Aynen, bence. Survivor ya da dış etkenler değil. Yani. Haberlerde neler duyuyoruz ona Survivor'a kaldıktan sonra? Çocuğun bir kere haber dinlemesi yeterli. O onu öldürdü, onu vurdu. Survivor ne ki onun yanında? Örnek yani. Bu kadar. Yani. Ben hiçbir sakınca görmüyorum. İzlensin. Biri de bir, biri birbirini öldürmüyor en azından. Değil mi? Öyle yani bir şey var. Ona gelerekten ne ahlaksız şeyler var yani. O yüzden böyle. Teşekkür ederim.
Survivor izliyor musunuz? Survivor yok izlemiyoruz. Bizi bırakın, biz anlamadık böyle şeyi. Sağ olun. Survivor izliyor musunuz? Survivor. Bazen izliyoruz. Her zaman denk gelmiyorum. İzliyorum. Survivor ahlaki değerlerinizi yıpratıyor mu? Valla bazı şeylerde evet. Hayır. Ne gibi şeyler? Yani böyle açımsal olarak biraz. Peki Survivor rutini en çok şikayet edilen programlar arasında yer alıyor. Hani buna rağmen çok, yine de izleniyor. İzleniyor, izleyen çok yani onun şeyi çok. Bir de çok küfür eden, argo konuşanlar var. Bunlar bir psikolojik saldırıya sebep oluyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben katılıyorum, katılıyorum. Doğrudur yani. Teşekkür ederim. Survivor izliyor musunuz? Survivor. Yok izlemiyorum. Peki Survivor'ın toplumun ahlakını bozduğunu düşünüyor musunuz? Ahlaki değerlerden? Yani Survivor ve benzeri programlar bir kültür erozyonuna, ahlak erozyonuna neden oluyorlar. Evet, buna inanıyorum. Peki bu Survivor programında bir şiddet ve küfür içeren sözler oluyor. Bunlar da insanları etkiliyor mu? Toplumun? Yani Survivor'ı izlemediğim için bilemiyorum ne tür cümleler kuruyorlar, ne tür diyaloglar kuruyorlar ama tabii ki etkiler, evet. Rütü'ye en çok şikayet edilen programlar arasında yer alıyor. Buna rağmen hala izleniyor. Bununla ilgili düşünceleriniz mi? Valla Rütük pek Rütüklük yapmıyor bana göre. Yani Rütük için pek iyi düşünmüyorum açıkçası. Bunu söyleyeyim. Teşekkür. Görevini yapmıyor demek istiyorum yani. Tamam. Teşekkür. Survivor izliyor musunuz? İzlemiyoruz. Siz? Hayır. İzlemiyoruz. Survivor izliyor musunuz? İzliyorum. Ahlaki değerlerden uzak bir toplum mu hedefliyor Survivor? Tam olarak öyle değil aslında ama bazı yer, örnek veriyorum, uygulandığı ülkeye göre de değişiyor. Şimdi Yunanistan Survivor'ından bahsediyorsanız olabilir. Ama Türk Survivor'ında yani biraz da o kurallara uyuyorlar gibi. Şimdi kapitalist sistemde, orman kanununda kazanmak için her şeyi harca, herkesi yok et kuralı vardır. Evet. Survivor'da da bu uygulanıyor o yüzden. Survivor'da aslında bu uygulanıyor tabii ama bu ahlaki değerleri pek fazla sarsacağını da düşünmüyorum aslında. Hani ahlaki değerli aslında değil de şu, bazı karakterler onu ön plana çıkarıyor olabilir. Örnek veriyorum, şimdi bir yıllar önce bir tur abi yarışmadaydı. Kendisinin yapmış olduğu ahlaki değerler orada insanları, dini de bir şekilde empoze ediyordu, sevdiriyordu. Ama örnek veriyorum, şimdi bir Öykü, bu sene herhalde yarışanlardan birisi Öykü, bu pek fazla ifade etmiyordur. Kişiden kişiye de değişiyordur bence o. Survivor'da küfür ve şiddet içeren sözlerle psikolojik bir saldırı da oluyor. Bunlarla ilgili düşünceniz neler? Küfür artık hayatımızın gerçekten olmasa, keşke olmasa, yani keşke olmasa ama inanılmaz bir şekilde oluyor. Bu sadece Survivor ile alakalı değil. Artık dijital platformlarda, şimdi Acun Bey'in daha doğrusu kendi platformu da öyle. Dijitalleşmeyle beraber küfür artık sıradan bir şey olmuş gibi artık. Yani keşke olmasa ama Z kuşağı, arkasından gelen alfa kuşağı aslında küfür olmadan kendilerini hiçbir şekilde ifade edemiyorlar. Edemeyeceklerini de düşünüyorum. Rütü'ye en çok şikayet edilen programlar arasında yer alıyor Survivor ama buna rağmen hala izleniyor. Bununla ilgili düşünceleriniz. Ben bunu bilmiyordum mesela, Rütü'ye şikayet edildiğini bilmiyordum. İlk defa duydum bunu bu arada. Ama şeyle alakalı... İzlenecek bir şey kalmadı. Pandemi sürecinde herkes evde. Neredeyse her gün Survivor var. Mecburen hani kanal değiştiriyorsun, izleyecek bir şey yok. Ne izleyelim? Survivor var, onu izliyoruz yani. Şimdi Rütük'le alakalı şöyle bir durum var. Rütük biraz daha önemli bir durum ama Rütük'ün bağımsızlığı sorgulansın. Gerçekten tüm samimiyetimle söylüyorum, ne olur. Siz mesela burada ne güzel işinizi yapıyorsunuz. Rütük'ün bağımsızlığı çözülsün. Gerçekten Survivor'la alakalı bir sorun varsa hepimiz onu eleştirelim. Ama Rütük ilk önce bağımsızlıktan kastım şu. Sadece örnek veriyorum, dün çıkan bir haber vardı. Akit TV'nin bir haberi. Friends dizisi tekrardan Blue TV'de ve Netflix'te yayına başlayacak dendi. Bununla alakalı kolları sansürlemeleri de çok saçma. Yani benim düşüncem o. Daha sonrasında tabii ki Survivor'da da bu uygulanıyorsa gereken neyse yapılsın. Toplum ahlakızı kim çürütüyorsa, bu fark etmez. Sağı, solu, şu kanal, bu kanal değil. Kim çürütüyorsa gereken her şey yapılsın onlara karşı. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Survivor izliyor musunuz? İzlemiyorum. Survivor ahlaki değerlerden yoksun bir toplum mu hedefliyorsun? Şimdi ahlaki toplum bir. Bir de orada şekiller oluyor. Ne gibi şekiller? Mesela geçtiğimiz sene şeyin hakkı değildi. Neydi o? Cemalcan. Cemalcan'ın hakkı değildi. Öbürünün hakkını ona verdiler. Verildi.
kendi adamlarını azın oraya şey yaptı, oylamak için biriktirdi. Oylamada geçerli oldu. Onun için bu sene de yemin ettik. Ben çocuk çocuğumla beraber seyretmiyoruz yani. Survivor'da şiddet ve küfür içeren bazı aynen cümleler kuruluyor. Aynen. Bunlar da bir psikolojik saldırıya neden oluyor. Bunlarla evet ilgili neler düşünüyorsunuz? Valla ailece biz zaten buna karşıyız. Orada yani olmayacak kelimeler kamera arkasında ne olduklarını yani biliniyor, söyleniyor. Yani kamera birbirlerine küfürleşmeler oluyor. Aile çoluk çocuk arasında mesela onları seyrediyorsunuz. Onu karar aldık. Mesela bizim adep şeylerimize uymaz yani bu tip şeyler. Seyretmiyoruz yani. Yani affedersiniz orada olan çırılçıplak mesela kadınlar yani görünüyor seyrettiğiniz zaman görünüyor. Seyredemeyecek bir tane soru var mı? Ne soru var işte. Rütü'ye en çok şikayet edilen programlar arasında yer alıyor Survivor. Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Haklı. Yani ben de kaldırılmasını istiyorum. Yani edep ve aile ortamından yani onu seyredenler mesela seyrede ilerisi için çocuğuna da şey yapamaz yani. Orada göre göre şey yapamaz. Orada görüyoruz yani. Yani her şey yani açıktan söyleyemiyorum yani orada her şey seyredilmeyecek bir program. Teşekkürler. Sağ olun. Survivor izliyor musunuz? Efendim? Survivor. Hayır, izlemiyorum. Ahlaki değerlerden uzak bir toplum mu hedefliyor Survivor? Olar bilemiyorum. Teşekkürler. Survivor izliyor musunuz? Evet. Survivor'un ahlaki değerlerden yoksun bir toplum mu hedefliyor sizce? Valla o konuda pek bir bilgim yok yani. Survivor'da argo ve küfürlü sözcükler hep söyleniyor. Bunlar da ekranlara geliyor, psikolojik bir saldırıya sebep oluyor. Bunlarla ilgili düşünceniz neler? Ya şimdi bir yandan oradakilere de hak vermek lazım. Çünkü oradakiler kazanmıyorlar, kazanamıyorlar. Bir de açlar. Hani bence bunda bir şey yok. Yani düşünüyorum. Rütü'ye en çok şikayet edilen programlar arasında yer alıyor Survivor. Buna rağmen hala izleniyor. Bunlarla ilgili düşünceleriniz neler? Bunda düşüncem yani kötü bir şey yok. Bence normaldir yani. Çünkü orası kolay bir yer değil yani. Hemen nereden bakılırsa dünyanın yani zor yarışmalarının arasındadır yani. Teşekkürler. İyi günler. Survivor izliyor musunuz? Survivor. Yok. Nasıl yok? TV8'de Acun Ilıcan'ın programı. Bilmiyorum. Yani. Hiç görmediniz mi? Teşekkürler. Survivor izliyor musunuz? Şu an fırsat bulamıyorum. Eskiden izliyordum. Ama şu an işten dolayı pek fırsatımız olmuyor. Survivor ahlaki değerlerimize zarar veriyor mu sizce? Ya fazla benim için fark etmiyor ya. Survivor'da argo ve küfürlü sözcükler var. Bunlar da psikolojik bir saldırıya neden oluyor. Bunlarla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Hiçbir fikrim yok. Teşekkürler. Selam. Survivor izliyor musunuz? Survivor. Ne oluyor? TV8'de Acun Ilıcan'ın programı. Valla ben seyretmiyorum onu. Genelde İlahileri dinliyorum, haberleri dinliyorum. Bana güzel sözler var. Peygamberlerimizin, onların sözlerini dinliyorum. TGT'yi seyrediyorum. TRT1'i seyrediyorum. Kurtlar Vadisi Pusu'yu seyrediyorum. Onu pek seyretmiyorum. Yalan yok. Haberiniz var mı peki Survivor programında? Var, yarışma programı. Yani adada yarışma yapıyorlar. Toplumun ahlaki değerlerini bozuyor mu Survivor? Vallahi benim görüşümce mantıkça zekam olarakça ahlak terbiye bozmuyor ama kişilere göre değişiyor. Ya şimdi benim görüşüme göre ben Avrupa'da doğdum, orada yetiştim. Benim görüşüme göre, mantığıma göre insanları eğlence bir şekli yani kötü anlamlı olmamak şartıyla. Ama insanlar kötü yorumlarsa o onların kendilerine kalmış bir şey. Şimdi ona bakarsan sporcu da çıkıyor. Voleybol oynuyor bayan. Doğru mu? Üstte şey var, mayo var, şort var. Aynı zamanda handbol oynuyor, basketbol oynuyor. Kötü yorumlanırsa onlar da yorumlanması lazım. Yani şimdi ıssız adada benim okulda merhaba dediklerim arkadaşlarım. Bizde merhaba dedik oluyor. Üniversite
öğrenciler genelde onlar. Onlar bir araya toplanıp da ıssız yerde kalsak ne yapar diye öyle, o amaçlı yapıyorlar. Ama Avrupa'da öyle bir düşünce yok. Bu ülke Avrupa'da zaten uçkur düşkünlüğü yok. Onu yorumlayanlar, kötü yorumlayanlar, kötü algılayanlar, kötü zekasıyla şey yapanlar, benimseyenler bence kötü zihniyetliler. Bizim Avrupa'da böyle bir şey yok. Avrupa'da zaten küçük yaşta başlıyor. Annesinin ahlakının terbiyesini devam ettirme. Bizim ele aldığımız konu hani kılık kıyafet değildi. Sadece hani şey orman kapitalizm sisteminde orman kanununda hani kazanmak için herkesi yok et, herkesi yok say. Şimdi öyle değil hanımefendi. Yani, şimdi sizin yapmış olduğunuz yorum şimdi bazıları kötü yorumluyor. Şimdi o konudan ele almıyoruz. Kıyafet değil. Sen dedin ya kılıf kıyafeti nasıl iş yapıyorsun? Yok ahlaki değerleri. Ahlaki değerleri yani ben kişilere göre değişiyor. Bence bir kötü şey yok. Anlamı yok. Ama bazı kişilere göre kötü yorumlanıyor. Kötü algılanıyor. Ama bu kötü algılanmaması lazım. Avrupa'da spor amaçlı yapılıyor bu. Burada da öyle olması lazım. O amaçlı diyorum size. Peki Survivor'da küfür ve argo içeren sözcükler hep kullanılıyor. Bu da bir psikolojik saldırıya sebep oluyor. Bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Küfür ve argo sözcükler kullanılması. Küfür ve argo sözcükler, yani şimdi o olmaması lazım. Çünkü bazı insanlar spor amaçlı seyrediyor ama kafalarında kalır. Bazıları ben sevmiyorum onun der. Yani onun için sevmiyorum bu programı der. O amaçlı. Ama şimdi ona bakarsan diğer şeylerde de var. Ama kötü ahlak, kötü insan, kötü zeka her şeye sebep olur. Doğru mu? Ama bizce öyle bir şey yok. Biz yanlış yapmamamız lazım. Ben kötü yorumlamıyorum ama argo kelimeler kaldırılsa daha iyi olur. Çünkü onlar da spor amaçlı yapıyor onu. Aile olarak da piknikte de kalabilir, dal bir yerde aile olarak da kalabilir. Doğru mu? Evet. Yanlış yorumlamak lazım. Ama argo kelimeler, o küfür amaçlı şeyler kaldırılsın daha iyi olur. İnsanlar spor amaçlı belki seyreder. Doğru mu? Ama küfür olduğu için ben seyretmiyorum. Ama kılıf kıyafet o önemli değil. Ona bakarsan Valabocu da oyun oynuyor bayağı. Erkeklerle de kumbalajında valabol oynanıyor, basketbol oynanıyor. Aynı zamanda sporcuları gidiyor, sporcuların, erkek sporcuları, bayanlar gidiyor maçını seyrediyor. Kötü amaçlı mıydı? Yok. Ama işte orada küfürler yapıldığı için yasaklandı. Niye yasaklandı? Küfür olduğu için. Küfür şiddete son diyorum ben. Teşekkürler. Rica ederim. Oldu, iyi günler.